Nabzım 380 falan atıyor şu an. Sıfır abartı. Merhaba arkadaşlar, Gamer The Become'a hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight videosundan hepinize selamlar. Gençler, bugün Dead by Daylight'ta yeni gelen Işıklar Söner modunu oynayacağım. İsterseniz normal maç girebiliyorsunuz, isterseniz de bu modu oynayabiliyorsunuz. İlk defa oynayacağım ama modun ne olduğunu biliyorum. Anlatmaya çalışacağım. Modun ilk özelliği harita karanlık, yani sadece yakın çevremizi görebiliyoruz. Uzak kısımları göremiyoruz. Oralar karanlık. Direcin pasif özelliği gibi düşünebilirsiniz. Ve kurbanlar jeneratörleri yaparken ya da işte kendilerini iyileştirirken falan barları görmüyorlar arkadaşlar. Ne oluyor lan? Jen yapılı başladı. Oğlum bu niye yapılı başladı? Gördüğünüz gibi arkadaşlar barı falan hiçbir şeyi görmüyorum şu an. Ama yani çok korkunç bir mod olduğunu düşünüyorum. Etrafımıza sürekli temkinli olacağız. Perkümü mörkümü de görmüyorum. Perküm olmayabilir. Ona da emin değilim. Perkler çalışıyor mu çalışmıyor mu bilmiyorum. Dediğim gibi ilk defa oynuyorum. Ve çok tedirginim. Oğlum bir anda gelirse var ya. Tamam bizim adamdaymış. Katilin kalp atışı ve kırmızı ışığı var diye biliyorum. Emin değilim. O yüzden yine de temkinli olacağım ben. Ananız. O ne lan? Var ya oğlum, yani bu moda özel Ghostface tabii ki arkadaşlar, başka ne oynayacaksın? Oğlum bir şey diyeyim, görmüyorum ben hiçbir şey. Kalp atışı da mı yok? Bir şey diyeyim, öyleyse ölürüm. Ha yok, tamam o varmış. Benim kıvrağım çalışacak mı? Çalışmadı. Tamam adam orada palet kırdı. Tamam evet arkadaşlar, modu yavaş yavaş anlıyoruz. Eşya, perk mörk hiçbir şey takmak yok. Katilin kalp atışı Ghostface olduğundan dolayı mı yok, yoksa normalde de mi yok bilmiyorum. Ama bayağı ip üstünde olmanız gereken bir, yani ip üstündesiniz moddayken. Sürekli tetikte olmanız lazım. Her an düşebilirsiniz, her an jumpscare yiyebilirsiniz. Değişik ve ürkünç. Bak mesajının kaç kaldığını görmüyorum ama 4. boruya geldiğimize göre %75'i geçmişiz. Sen beni heal diyorsun da adam gelirse sıçarız. Oo, o niye attempt denedi ya? Mesela iyileşme barım yok, ne zaman iyileşeceğim? Sürpriz. Yav canım, ananı s**im, ne alaka? Oho! Papuçuk ya papuçuk. Oğlum map ney? Bu harita ne arkadaşlar? Ben haritayı da anlamadım. Borgo mu bura? Ha Borgo'ymuş. Fırsat penceresi falan da yok ya. Ya bir şey diyeceğim, açık konuşmak gerekiyor. Katil tarafını oynamadım ama kurbanları s**mek için yapılmış bir mod arkadaşlar. Yani ne önünü görüyorsun, ne bir şey görüyorsun, ne perkün var. Şura killer shack mi ya? Bura ney? O da salıyor. Oğlum niye girdiniz o zaman ya? Bir şey diyeceğim, bu bana bir yerden geliyor da şu an. Ananı avradını s**. Yok yok. Ya evde yoksan... Oğlum psikopat eziyet çektiriyor bana. Nereye gittin lan? Git lan. Nerede? Oğlum vallahi eziyet çektiriyor bana, bir şey diyeyim mi? Beni şu an izliyor gibi herhangi bir yerden sanki. Hoşt. Beni bekliyor orada bir yerde. Şerefsizim, beni bekliyor orada bir yerde. Ya o çocuğu, o nasıl bir geliş? Adam da kötü gibi sanki ama. Yani kötü olsa ne yazar? Zaten harita kapkaranlık. Bir de Ghostface almış. Hiç zor değilmiş gibi. Domuz ne bu? İnek mi bu? İnek öldürmüşler. Lan geliyor muydun? Oğlum orada dur, bir iki acıklı hikaye anlatıyorduk ya. Kaç can kaldı mesela, onu bilmiyoruz. Bir tane yaptık. İki taneyi de yapmış mıydık acaba? Bir şey diyeceğim, acaba killerlar sadece Ghostface mi oynayabiliyor? Onu da bilmiyorum arkadaşlar, ne yalan söyleyeyim. Hani modun olayı olarak belki sadece Ghostface oynamak falan vardır ama istediklerini de alıyor da olabilirler. Ama emin değilim ben, o yüzden bir 2-3 maç girip göreceğiz. Bakacağız. Tamam, stalkerse o stalk'u benim yanımdaki kite yer. Her türlü rahatız gibi. Onu indirirken biz topuklarız, ondan sonra hash'ten vın! Helal kız kite, helal kız. Bak diğerleri satmasa salak gibi bu maçı da alırdık da. Geldi bu arada. Gördüm, gördüm, gördüm. Yaşasın itlik, yaşasın itlik. Oğlum hemen de sneak'e geçiyor tekrar ya. Acaba killer tarafının bir olayı var mı? Belki bir maçta killer girerim sonlara doğru. Moda bilerek arkadaşlar çok detaylı bakmıyorum ki. Hani ilk tepkilerimi videoda görün. Çünkü bakıp tam olarak olayını anladığım zaman ona göre önlemler alacağım için. O ne oğlum, karga değil mi o amunum? Nerede adam? Ben gidiyorum böyle. Ya nereye geldim, anasını avradın, önüme çıkacak şimdi ya. Nerede, geliyor mu şu an? Korku oyunu gibi diyeceğim. Korku oyunu oynuyoruz zaten anasını satayım. Gerçi DBD artık korku oyunu olmaktan çıktı ama. Oğlum neredesin? Çık ortaya, ağzını burnunu kırarım bak. Beni bekliyorsun değil mi orada bir yerde? Önüme çıkacağım bir yanda. Lan kaç can kaldı? 2 mi kaldı? 1 mi kaldı? Onu da bilmiyorum ki. Çünkü modun amacı bu Ahmetciğim. Tebrik ederim. Yine müthiş bir şeye isyan ettin. Sanki oyun bozuldu da ona isyan ediyorum anasını satayım. Yani modun amacı bu güzel kardeşim. Kesin bana geliyor ya. Niye saldın o adamı mesela şu an? Adam... Adam da var ya. Bak o sesini duymasam sıçtım mesela altıma, anladın mı? Oğlum adam, bir şey diyeceğim. Bu modu tasarlayan falan mı oynuyor şu an ya? Adam var ya, hiç hani şey umurunda değil adamın. Hani düşüreyim, chase atayım falan. Direkt böyle jumpscare yedirmeye falan oynuyor. Psikopat herif ya. Gerizekalı.
Anan... Biliyorum piçi işte. Ya oğlum adam beni öldürmeye oynuyor lan resmen. Bak detone falan oluyorum korkudan. Adam tam sadist çıktı ya. Zevk alıyor anasını satayım. Salıyorum ben. Kate'cim sen kaçmayı hak ettin. Sen bu maç efendice oynadın, kibarca oynadın. Elinden geleni yaptın, takım arkadaşlarını satmadın. Cesurdun. O yüzden umarım hatch'i bulursun. Çok merak ettim. Kaçabilecek mi bakayım be. Ha helal lan. Oğlum yani benim duamı aldı arkadaşlar. Bir Sivaslı duası aldı adam ya. Gençler bu arada hem yayında hem de videolarda hala çok fazla sorusu geldiği için bu videoda açıklamış olayım. 13. Cuma bu sene sonunda kapanıyor biliyorsunuz ki tamamen serverları. Bir daha erişilemez hale geliyor yani. Kanalın buralara kadar gelmesinde en az Dead by Daylight kadar önemli olan, hatta ilk olması sebebiyle benim gözümde DBD'den daha önde olan bir oyun olarak tabii ki de 13. Cuma'nın vedasını gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Böyle uzun 1 saatlik bir 13. Cuma videosu planlıyoruz ekiple. Tüm eski üyeler de dahil olmak üzere. Yakın zamanda olmaz büyük ihtimal. Hani o yüzden yakın zaman için heveslendirmeyeyim, yalancı çıkmayayım. Bu bahaneyle de eski içeriklerden veya yakın zamanda ürettiğimde hoşunuza giden içeriklerden çekmemi istediğiniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Yavaştan tekrar eski aktifliğe dönmeye çalışacağım arkadaşlar, haberiniz olsun. Bu aralar çok aksattığımın farkındayım ama kendimce haklı sebeplerim olduğuna emin olabilirsiniz. Umarım eski aktifliği yakalamaya çalışacağız. Ben bir jumpscare yemeden şöyle sağıma soluma da kontrol edeyim. Dediğim gibi yorumlarda içerik falan önerebilirsiniz. İstekte bulunabilirsiniz. En kötü ihtimalle peçeteye yazıp yollayın arkadaşlar. O neydi o? Plague miydi? Dredge miydi? Kimdi o? Plague'miş. Deccal gibi geldi, anasını satayım 2 metre. Yahu hanım abloş. Seni burada paket ederim Levin. Seni var ya burada telef ederim telef. Hahaha. Salak. Salak. Yok ya. Oğlum 25 tur falan atarım burada. En son hasar vermek zorunda kalırsın. Aynen öyle. Öldüm la. Şunu devirek. Ya bu spotu s**eyim. Bu nasıl bir spot? Oğlum. Yanı niye bu kadar açık? Arriya. Lord. Babegami pilavcı. O ne o? At bir şey diyeceğim. Adamın yürüme animasyonu niye öyle? Sanki böyle kaykayla gidiyor gibi. Ben mi yanlış gördüm acaba moddan dolayı? Oğlum bari sandığın kaç olduğunu görseydim ya. Sağ ol sandıktan çıkanı almamıza izin verdiğin için. Yani şu an benim DBD turnuvası kurallarım gibi bir şey ya. Ananı avradını s***. Alakayı anlat bana. Yani ben gariban gariban şu koridordan şuraya kadar karşıdan karşıya geçemeyeceksem bu yaşlı halimle. Bana alakayı anlat. Mesela unbreakable'ım yüzde kaç şu an? Hiç haberim yok. Bir an her an kalkabilirim arkadaşlar. Beni alacak bu herhalde. Dur ben şuna salayım. Al kız beni. Ya ambre diyorum Allah'ım benim, bazen gerçekten kafam duruyor ya. Ulan gerizekalı. Perk yok perk. Anla artık şu modu, ambre diyor hala ya. Şunu bitirek bir daha düşeyim. Ulan bir şey diyeceğim. Şu modda var ya perk olsa öyle güzel. He? Bir daha ben konuşurken benim sözümü keserseniz var ya, hepinizi cimere şikayet ederim. Bu modda perk olsa katil tarafına girip sabaha kadar toksik bubba süründür build'i yaparım. Sabaha kadar. 35 maçlık video çıkartırım anasını satayım. Bu arada arkadaşlar perk olmadığı için farklı farklı karakterleri oynuyorum. Hiç oynamadıklarımdan devam edelim. Yona oynayayım. Ya arkadaşım zaten zor olan modu daha zor hale getirmek için niye elinden geleni yapıyorsun? Bir Ghostface yolluyorsun, iki kere hastane yolluyorsun arka arkaya ya. Ananı avra yapma oğlum. Adam yani şu an karşımıza şeytan geldi ya. Yani şu şeyde oynanabilecek en iyi killer olabilir Sadako yani. Bence Ghostface'den daha da ürkünç olabilir şey gereği yani, dış görünüşünü falan da katarsak. Resmen yani bizi öldürmek isteyen biri geldi karşıya şu an ya. Neyse gerizekalıya bir tane gem bitirdik. Gerizekalıya ikincilerini de bitiriyoruz. AFK mı acaba? Oğlum ne oluyor? İlber hocamın kütüphanesine geldik ya. 3'te bitti. Oynamıyor herhalde adam. Oğlum o ne, tövbe bismillah. Bak yani benim videomun, benim 10 dakikamı çaldı adam menüyle birlikte. Siz muhtemelen 1 dakikalık falan kesit şeklinde izlersiniz bu maçı. Mahvetti yani şu an 1 dakikamızı, çöp etti adam. Ready verdikten sonra 30-35 saniye sonra maç başlıyor, yanlış mıyım arkadaşlar? Yani menüdeyken gördüm adamın ready verişini gördüm. Menüdeyken hani 1 dakikalık süre bittikten sonra başlamadı maç. Adamın ready verişini gördüm. Yani 30 saniye önce ready veren bir adam maçı niye oynamaz? Yani ready verip ananı kimde kalp krizimi geçirdin. Heh şimdi oynuyor, sağ ol kardeşim. Çok sağ ol yani. Hem maçın içine et hem de beni göt etmek için AFK kalmayı bırak. Çok güzel gerçekten. Yani şu an ben kendi gölgeme tükürmek istiyorum şu an yani. Orada mal gibi bak. Tipe bak. Ne bakıyorsun? Siktir git.
sorsam videoda 3 tane maç attık. Hani nerede maçlar? Bir tane Ghostface maçı var, onda da zaten anlamadım. Adam film çekti bizim üzerimizde. Muhtemelen yeni filmini falan çıkartacak. Albert gelmiş. Spreyimizi alalım arkadaşlar, elimizde dursun. Nemlandırıcı önemli çünkü. Hyaluronik asitle birlikte kullanacağız. Arkadaşlar bu maçla birlikte bu arada normal maçlara geçeceğim. Yani dürüst olayım, bir tane mod getirmişsiniz. Onun da anasını avradını bilmem ne yapayım. Yani ne bir keyfi var, ne bir aşırı farklılığı var. Yani Dredge'in ultisinin aynısı. Ayda yılda bir tane mod getirmişsiniz. Onu da hani böyle ilginç bir şey yapın. Ne bileyim hani 2 katil 4 survivor yapın. Yani ya da 2 katil 8 survivor yapın. Bir şey yapın. Ne bileyim katiller arası deathmatch yapın. Herkes antris alsın, birbirine balta sallasın falan. Yani ilginç bir şey getirin. Bunu zaten Dredge'deyken yaşıyoruz biz ya. Mala bak, elinde onunla geziyor anasını satayım. Ya. Ya. Oğlum önümüzü göremiyoruz belki ama ben zaten normal oynarken de önümü görmüyorum. O yüzden sıkıntı yok, alışıyorum yani böyle oynamaya. Anladın mı makarayı? Chase atılmıyor yani. Adam 2 tur dönüyor, sonra bir yarısına jumpscare atmak için bir yere gidiyor yani. Tamam hani modun amacı aniden katilin önüne çıkıp korkmak falan, okey anlıyorum ama yaratıcı değil bence. Hani ben yaratıcılık kısmını eleştiriyorum şu an. Arkadaşlar şu an ev boş ve salondan takır tukur ses geliyor galiba. Hırsızın biri benim televizyonu götürüyor. Canı sağ olsun. Helali hoş olsun. Zaten izlemiyorum. 8-9 yıldır televizyon izlemiyorum. Öldüm. Ay dojluyordum. Önüm arkamı şaşırdım. Şu paleti bulamadım ya. Lan dur tunnel diyeceğim. Bıraksana elindekini kankı. Sal beni. T-back t-back. Yapıştır kankı t-back'i. Lan adam. Alo? Hırsız bey biraz yavaş olursanız. Arkadaşlar koltuk takımını da götürüyor galiba. Aslanlarım bak bak bak, nasıl 2-3 kişi bana operasyona geliyorlar ya. Defol lan. Senin tanılım bize sökmez. Sinirlenmişsin biraz. Hayırdır? Paşa? Efendim? Lan atıyor mu atmıyor mu? Hadi. Hayır ya. Ha bir şekilde zaten yemişiz. Kafamı ikiye ayırdı anasını satayım. Evet, moddan keyif almadım. Yani ya tamamen ürkünçlü bir mod olsun. Ona göre hani bir sistem belirleyin. Tamamen jumpscare üzerine olsun, böyle katilin hiç sesi falan olmasın, bir şey olmasın. Ya da dediğim gibi 2v8 falan bir şey getirin yani, hani bizimle deal'sınız. Gençler bu arada biraz katilde bekledim, maç bulmadı. Katilde de oynayacaktım o modda ama zaten çok farklı bir yanı olmadığı için aşırı fazla da beklemedim. Maç bulmayınca normal survivor'a geçtim. Yani oyun. Öbür moda geri mi geçeyim yani? Allah hemşireymiş, Allah razı olsun. Yemin ediyorum Allah razı olsun. Tamam hiç ağzımı açmıyorum, devam. Oo hilbili geldi, hadi bakalım. Ve Mikaela'yı lobideyken düşürdü. Bu oyunda da yavaş yavaş şeyler geliyor ya arkadaşlar, hani katile işte topal cezası uygulama, hızını yavaşlatma falan perklerle. Böyle sizce hasar verme de gelir mi katile? Böyle yeni bir stunlama çeşidi mesela, herhangi bir itemla. Ben nedense geleceğini düşünüyorum ileride. Yani buraya kendi bağımsızlığımı ilan ettim şu an. Hiç bana ne karışan var ne bir şey yapan var. Bu gördüğünüz küçük bahçe arkadaşlar. Önce ilçe yapacağım. Sonra da il yapacağım inşallah. Belediye başkanı olarak Ölü İtbarı'nın şu gördüğünüz arazisine talibim. Oylarınızı bekliyorum. Oyum Ahmet'e, koyayım Ahmet'e. Ablacım bize doğru yaklaşan bir şey var galiba. Yahu adam da attempt atma şeyi varmış, onu almaya gideyim diyeceksin. Ne yaptın? Yani takım tarafından suçlu görüldüm şu an. Yani hani şu durumu nasıl açıklayacağım? Adam bir geldi, Jen'i kapatmışım. Yani ya killer'ın yardımcısıysam? Adam beni çok yanlış tanıdı şu an. Önyargılarınız batsın ya. Kardeşim görüşürüz. Tüh. Vallaha tüh. Evde yokuz. Git git oraya git. Bari adamı heal'layalım da arkadaşlar. Killer'ın tarafında olduğumuzu çok belli etmeyelim. Hani böyle heal'le kullanıp çaktırmayanlar olur ya hani. Adamın yerini bilir ama oraya bakmadan çıkar hani şüphelenmesin diye bir iki sefer. Biz de az önce Jen'i kapattırdık. Killer'ın yerine adama ben Steam'den yazdım, o yüzden buraya geldi Killer. Hemen bunu indirdi falan. Ama heal'layalım ki adam desin ki ulan bu Killer'ın yardımcısı olsa beni heal'lamaz. Hani anladın mı? Bu şekilde manipüle edeceksin adamı. Mesela yine geliyor bak, Steam'den yine yazdım, aynı yerde Jen yapıyoruz diye. Heal'birinin sesi uzaktan hoş gelir. Bak mesela o yanımdayken kapattım Jen'i, hani kardeşim sen yokken ben arkandan iş çevirmiyordum. Sen varken de aynısını yapabiliyoruz ayağına. Tuh vallaha tuh. Aynı yere saklandık arkadaşlar. Yılanız yılanız, bu maç yılanız. Tam Avel ya. Avel ya da çiçek ismi gibi oldu anasını satayım.
Lan vallahi atıyor elimden şey oldu ya. Nasıl oldu ya? Gel lan gel buradayız. Şşş, tanıla şunu. Gel gel. Herkes iki kere asılmış. Baba hiç asılmamış arkadaşlar. Yani bu kadar da belli etmese miydik acaba ya şike yaptığımızı? Hani bir kere şeyden assaydın anladın mı? Yalandan, dümenden assaydın bir kere ya. Bu arada arkadaşlar şu alttaki bar bilmeyenler için yeni güncellemeyle geldi. Katil jeneratörü bozduktan sonra o gördüğünüz küçük çubuğa kadar jeneratörü ilerletmezseniz gerilemesi durmuyor jeneratörün. Haberiniz olsun. Uçuyor ne Ganzi? Onu yapabilseydin Manchester United'da oynardın kardeşim zaten anladın mı? Benim perklerim çalışıyor. Woohoo! Ya, oğlum şu salağı mı öldürdün yani? Sonra Purpo niye hiç asılmamış anladın mı? Asılmaz tabii kardeşim. Çok basic oynadım burayı. Ulan yani oynuyorsun ne güzel. Sus kendini övme işte yani. Biliyorsun başına bir şey geleceğini. Bir nazar değeceğini biliyorsun ya. Sus oyna oyununu ya. Açmasam şu salak ağzımı açmasam hiçbir şey olmayacak. Yani mis gibi döndürmeye devam edeceğim. Konuşacağım diye orada spot görmedik. Adamın fake mi gerçek mi? Ne yağmur ben kelimeleri verdim cümleyi siz oluşturun işte anlamadım ne dediğimde. Geleceğiniz mi bana broslar? Hiçbirisini campleme beni cample çok güzel. Niye? Çünkü oyaladım. İki gen oyaladım adamı yani. Ya bana bak Halikarnas balıkçısı. Bir daha benim üstüme palet devirirsen seninle dövüş ederiz oğlum. Bilbili gevşek gevşek oynadı hepsini son asılışına soktu. Dedi ki bir de şununla chase atayım zaten maçı garantiledim. Deveden büyük fil var kardeşim. Oğlum adam beni killer sandı kaçıyor lan benden alo. Beni killer sanmamış. Lan. Yav. Götüm başım ayrı oynadı ya. Son asılışım olduğunu öyle gelir tabi gel bakalım. Gel bakalım paşa gel. Paşa biceps. Paşa biceps'i bildiniz mi arkadaşlar? CS tayfa. Bildiniz değil mi paşa biceps'i? Sinex'ti bayağı dediğin ne yolu kadro. Virtus Pro diyorum size ya. Ananız. Bacım biraz blokladım kusura bakma. O ne? Barbeküsü mü var? Kanka sen olayı biraz da yanlış anlamışsın ya. Ha? Oğlum adam falso aldı lan. Açar giderim hiç umurumda olmaz. Yetişir mi ya? Onu asarsa hemen yetişir. Yok yetişemez tamam. Nice. İki kere de asıldım ki killer'ın tarafında olduğum. Hani... Nabzım 380 falan atıyor şu an. Sıfır abartı. Shit. 3 nokta. Lan oğlum ne oldu? Evet gençler bu kalp krizilik pozisyonla videoyu bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler.